olarak kuşların en çok ihtiyaç duyduğu besinlerden biri de kalsiyumdur. Kalsiyum hayvanların yumurta yapmasında önemli bir etkendir. Şimdi yumurta kabuklarını biz pastaneden alıyoruz. Bu şekilde. Bunları fırında 100 derecede kavuruyoruz. Kaç derecede? 120 derecede. Neden 120 derecede? Şimdi salmonella bakterisi her hayvanın yumurtasında ve kabuğunda vardır. Özellikle tavukta vardır. 20 derece ile 45 dereceye kadar bu bakteriler üreme yapar. 45 derece üstü 75-80 dereceye kadar üreme yaparlar. 80 derece, 75 derece, 80 derece üzeri de yani ölmeleri için lazım olan sıcaklık 100 derecenin üstüdür. Bazen 110, bazen 120'yi görmesi lazım bakteri ölsün diye. Şimdi neden kalsiyuma ihtiyaçları vardır hayvanların? Bunları güzel kavuruyoruz, öğütüyoruz. Ondan sonra yemliğin birine koyuyoruz. İhtiyaç duydukları sürece bunları yiyorlar. Arkadaşlar, hayvanların, bunlar makine değil. Bugün bir araba alıyorsun, 10 takımına bile 6 ayda bir bakım yaptırıyorsun. Hayvanların belli besin ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Yumurta kanalı 2 tane odadır. 2 odanın arasında bir tünel vardır. Şimdi hayvan çiftleşti. Yumurta sarısını burada tutar. Balon dediğimiz üstünün zarını da yapar. Burada kabuksuz bir vaziyette durur. Hayvan yeterli kalsiyumu topladığı zaman bu tünelden geçerek bu odaya gelir. Burada yuvarlanmaya başlar. Yani kabuğu kalsiyumla birlikte kabuğu oluşturur. En çok kalsiyumlardan biri de kireçte bulunur. Doğada ismi kalsittir. Diş macunu da kalsitte yapılır ve birçok ürün de kalsitte yapılır. Yani bir hayvanın yumurtalıklarının bozulmaması için, yani yumurta kabuğunu oluşturmak için azami bir özen gösterir. Bulması lazım. Bulamadığı zaman yumurta kabuksuz zarlı yumurtalar veya dokunduğu zaman kırılan yumurtalar vesaire vesaire ortaya çıkar. Onun için hayvanlarınızın özellikle baktığınız kaliteli kuşlarınızın yavrusunu almak için özen gösteriyorsunuz ya, kalsiyumunu eksik etmeyin. Bakın arkadaşlar, bizler yazın karpuz, kavun, çilek, şeftali yiyoruz. Kışın mandalina, portakal, kivi, greyfurt yiyoruz. Yani Mevlam bile bizi mevsimsel olarak belli vitamin, protein, minerallere ihtiyacımızı yaratmıştır ve vermiştir. Peki kuşları 2-3 sene bakıyorsun, diyorsun ki kuşçu kardeşim, evet kuşları çok seviyorsunuz biliyorum. Peki diyorsun yeterli özen, vallahi hocam diyor vitamini var. Neyi var vitamini? Vitaminler çeşit çeşittir. Bir, yavrulu dönemde en çok kullanılması gereken amino asit vitaminlerdir. Bir, yavrunun kas yapısını, kemik yapısını geliştirir. İki, anaçı hızlı tüye sokar, çıkartır, tüyleri parlatır. Üç, anaçın stresini azaltır. Hani tüy dönemi kuşlarda bir yorgunluk, bitkinlik vardır ya, amino asit eksikliği. Özellikle Güldür Güldür'ü izleyeniniz varsa öyle der. Mesela yumurtanın diyor sarısını attım diyor martıcıklara, beyazını yedim, basmışım amino asiti, pazlığını gösterir. Yani yavruların kas yapısını, kemik yapısını amino asit vitaminler. Peki probi yedikler, pazartesi amino asiti verdik, probi yedik. İnsan ve hayvanda koruma yapan probi yediklerdir arkadaşlar. Canan Karatay hocamızın dediği gibi, ne demiş? Kelle paça da yiyin. Ne demiş? Kuyruk yağı da yiyin. Ne demiş? Tereyağı da yiyin. Çünkü en çok protein bunlarda var. Protein özelliği içinde iyi huylu bakteri barındırır. İyi huylu bakteriler hastalık kötü bakteri olduğu gibi iyi huylu bakteriler de insanı ve hayvanı koruma yapar. Onun için haftalık olarak kuşlarımıza protein vermeliyiz. Peki salıda proteini verdik. Çarşamba ne verelim? Elektrolit verin arkadaşlar. Elektrolitin özelliği ise vücuttaki su dengesini sağlamak. Sadece uçan hayvanı uçurmaz. Kümeste olan sus kuşlarınız, kostum kuşlarınız da su dengesini sağlar. Peki hocam, çarşambayı anladık. Perşembeyi ne verelim? E vitamini, selenyum, çiko. Yani vitaminler farklı farklıdır. Peki onun yararı nedir? E vitamini, selenyum, çiko sakat doğumu engeller. Döl verimliliğini artırır. Yumurta verimliliğini artırır, yumurta felcini engeller. Bakınız kaç tane saydım. Başka bir de genel vitamin. Genel vitamin de verebilirsiniz. Cuma günü de onu verin.
Yani siz haftalık bunları aylık program bizden istediğinizde atıyoruz size. Aylık program yaptığınız zaman, çünkü bunlar makine değil, hayvan her gün bir farklı vitaminle aldığı zaman sana hizmet verir. 200 sene tek vitaminle gidemezsin kardeşim. Her şeyin vitamini ayrıdır. Bir de yemlerine katabileceğiniz yem katkısı, üretmiş olduğumuz şişman çok önemlidir arkadaşlar. Hem anne babaya sağlıklı kilo aldırıyor, hem yavruya aldırıyor. Onun içinde birçok protein, vitaminler, mineraller vardır. Evet sevgili kardeşler, yumurta kabuklarını fırında kurutun. Ondan sonra ezin, kum haline getirin. Muhakkak yemliklerinizde olsun. Beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.